ClickOne uygulaması oluşturma. ClickOne teknolojisi Windows uygulamalarının esnekliği ile web projelerinin kolay dağıtılabilirliğini birleştirip Windows uygulamalarını kolay ve güvenli bir şekilde web üzerinden dağıtılmasını sağlamaktadır. Bu ders için şekildeki solution dosyasını açın. Bu solution dosyası içinde PixelSmith Desktop adlı bir VPF uygulaması bulunmaktadır. ClickOne uygulaması oluşturmak için Properties seçeneğine tıklayın. İlk olarak güvenlik anahtarının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için signing alanını açın ve Create Test Certificate düğmesine tıklayarak bir parola oluşturun. Ardından publish alanını açın. Visual Studio uygulamayı yayınlama sırasında dosyaları publishing alanında yer alan klasöre kopyalamaktadır. Installation alanında yer alan URL kullanıcının uygulamayı yükleyeceği yerdir. Bu klasörler aynı alan veya farklı alanlar olabilir. Şimdi masa üstünde Deploy adında yeni bir klasör oluşturun. Klasör konumunu Publishing alanına kopyalayın ve sürücü adını silerek Localhost yazın. Aynı klasör konumunu Installation alanına da kopyalayın. Bu ayarlamalardan sonra kalan işlemler sihirbazda yapılacaktır. Şimdi Publish Wizard düğmesine tıklayın. İlk ekran yayınlama yani Publishing klasörünün bulunduğu alandır. Bu alan daha önceden ayarlandığı için Next düğmesine tıklayarak bir sonraki ekrana geçin. Bu ekranda kullanıcının uygulamayı yükleyeceği yer seçilebilir. Yükleyebileceği yer olarak web sitesi, yerel bir konum veya optik sürücü seçilebilir. Buradan yerel konumu seçin ve Next düğmesine tıklayın. Uygulamanın çevrim dışı çalışıp çalışmayacağını ayarlayabilirsiniz. Her iki durumda da çalışması istendiği için ilk seçeneği seçin ve Next düğmesine tıklayın özet bilgileri gösteren bir ekran görüntülenecektir. Finish düğmesine tıkladığınızda masa üstünde oluşturduğunuz Deploy klasörü açılacak ve yayınlanan dosyalar görüntülenecektir. Buradaki Setup dosyası kullanıcının uygulamayı yüklemek için çalıştıracağı dosyadır. Application Files klasörü kullanıcının bilgisayarına yüklenmesi gereken tüm dosyaları içermektedir. Bu klasörü açtığınızda uygulamanın ilk versiyonu olduğunu görebilirsiniz. Setup dosyasına çift tıkladığınızda uygulama başlatıcı görüntülenecektir. Ardından görüntülenen pencerede yükle düğmesine tıkladığınızda uygulama yüklenecek ve çalışmaya başlayacaktır. Şimdi uygulamayı kapatın. Uygulamayı daha sonra çalıştırdığınızda ilk olarak güncelleştirmeler kontrol edilecek ve güncelleştirme bulunamadığı için uygulama başlayacaktır. Şimdi Visual Studio'yu açın ve uygulama üzerinde bazı değişiklikler yapın. Örneğin Toolbox yazısına bir tane daha X koyun ve uygulamayı F6 tuşuyla derleyin. Publish alanını açın. Burada Revision alanının bir arttığını görebilirsiniz. Her Publish'ten sonra bu alan bir artacaktır. Publish ayarları daha önceden yapıldığı için Publish Now düğmesine tıklayarak uygulamayı yayınlayın. Açılan klasör içindeki Application Files klasörüne girdiğinizde uygulamanın yeni versiyonunu görebilirsiniz. Uygulamayı çalıştırdığınızda yeni bir güncelleştirmenin olduğunu ve güncelleştirme işleminin yapılmak istenip istenmediği sorulmaktadır. Tamam düğmesine tıkladığınızda uygulamanın yeni versiyonu kullanılacaktır.